Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla normalleşme başladı. Ancak son dönemlerde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Peki rehavete mi kapıldık, yoksa korku ve telaş halen devam ediyor mu? İşte cevapları. Bir anda normalleşme sürecine çok çabuk girdiğimizi düşünüyorum. Hani gerekli tedbirlerin de çok fazla alınmıyor ya maalesef. Bu yüzden de artışlar o yüzden olduğunu düşünüyorum yani. Bir anda normalleşme sürecine girdik. Sizde hala korku telaş devam ediyor değil mi? Ya ilk dönemki kadar değil tabii ki. Hani ne olduğunu artık bile ilk zaman bir şaşırmıştık, ne olduğunu çok fazla bilmediğimiz için. İlk defa ülkemizde olduğu için. Ama şu an en azından ne olduğunu bildiğimiz için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz muhakkak. Bu şekilde devam ediyoruz ama. Maskeniz yok. Yok. Takacağım. Çantanız da mı? Sen kızım. Sen ne kızım sen? Susana kızım orada. Konuşma. Sen benim... Bir Haziran sonrasında normalleşme başladı. Koronavirüsten artık korkmuyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü normalleşme başladığı için. Korkmuyoruz artık. Yok telaşınız. Yok. Maskenizi de bir garip taktınız. Cevahire girdim onun için taktım çıkardım yani. Orada da güvenliği görünce takıyordum çıkarıyordum yani. Dışarıda yemek yiyor musunuz? Evet. Rahatsınız bir değişik. Gayet rahat. Yakalanırsanız virüse ne olacak? Yani Allah bilir canım, şu kaderde ne varsa o olacak yani. Kaderde kanserden kaçamıyoruz değil mi? O, evet. Onun gibi bir şey yani. Evet, teşekkürler, hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Korkuyor musun koronavirüsten? Biraz. Yani ailemi kaybetmekten çok korkuyorum yani. Koronavirüs çok kötü bir şey, o yüzden de ya çok insanları korkutuyor. Maskeni düzgün tak ama dikkatli ol biraz, olur mu? Sen de önlemini al. Tamam. Dışarıda yemek yiyor musun mesela? Yiyorum ama çok nadir yani. Dışarıda yemek yemekten korkmuyor musun? Korkuyorum, o yüzden maskemi böyle yapıp yiyorum. Genellikle görenekleri anneanneden dolayı tokalaşmak istiyor. Elini temizlemeden. Veya X bir yere gitti, nasılsınız dediği için geleneklerimizde bu var. Sevgi veya artık ne derseniz. Ondan dolayı daha fazla virüsü yaymaya çalıştık. Yaydık. Vallahi ben bunu bırakmıyorum. Elimi ayağımı, bak tertemiz benim vücudum. Her gün banyomu iki kere yaparım. Mesele yok, o zaman gelmez bize. Önlemler sıkı mı hala? Değil. Bakın birçoğunda şey yok, maske yok. Maske olsa bu hastalık gelemez. Zaten buradan geliyor. Elini bir yerlere sürüyorsun, burayı da sür, tamam. Oldu hanım kızım. Hadi. Siz rehavete kapıldınız mı? Ben kapılmadım açıkçası. Neden? Çünkü ben evden hiç dışarı çıkmadım. 3 ay boyunca çıkmadım. Bizim komşularımızdan herkes virüs oldu. Hastanede yaptı. Daha bir tanesi yeni çıktı. Ve ben ilaçlama yaptırdım. Herkes karantina altına alındı. Ben o yüzden sadece balkonlarda konuştum. Ekmeğe bile gitmedim yani. Şimdi dışarıda yemek yiyor musunuz mesela? Hayır, yemiyorum. Tercih etmiyorum zaten. Yemem, güvenemem çünkü. Şimdi birinin bana maskeni tak demese ağrıma gider. Çünkü niye? Ben hayvan değilim, sen bana çobanlık yapıyorsun ya. Bir insan bunu dedirmemeli. Niye? Şimdi bir söz vardır, der ki herkes evinin önünü temizlerse o şehir temiz olur. Şimdi herkes kendini kontrol ederse, kendine dikkat ederse kimsenin şeye ihtiyacı olmaz. Yani maskeni tak. Niye takmadın? 900 lira ceza ver. 3150 lira ceza ver. Niye? Ha bir de para lazım, onu da alalım. Haberlerde de söylüyorlar ikinci bir dalga gelecek diye. Buna rağmen biz her şeyi bıraktık. Unuttuk koronavirüsü. Unuttuk direkt. Normal bir hayatta tekrar yaşamaya başladık. Unutmamamız gerekiyor aslında. Mesela benim bile maskem inip duruyor. Buna bile dikkat etmiyoruz. Sonra niye virüse yakalandık? Gevşedik. Daha sıkı kontrol olmamız lazım. Siz şeyden, virüsten bahsediyorsunuz. Evet, virüsten. Yani gevşedik gibime geliyor. Bakın yani. Sizin de maskeniz aşağıda. Evet, hava almak için şimdi çıktım, yemek yedim, o yüzden böyle. Aslında yani biraz sonra şeye, otobüse bineceğim tabii. Dışarıda yemek yiyor musunuz? Yok, kendi yemeğimi kendim hazırlıyorum. Yani adam ne olduğundan, ne hale geldiğini anlatmaya çalışıyor. Bir taraftan derdi ona teşekkür ediyor. Niye ediyor onu da bilmiyorum. Zor durumdayım yani. Zor durumdayım. İşte zor durumda kalanına teşekkür ediyor. Ondan sonra da oraya çıkıyor. Aynı doğru tabii yani. Şimdi ne yapacak? Doğrudur.
Ya gidin Allah aşkına, gidin şuradan ya. Korkuyoruz tabii, evde yaşlı insanlar var. Yani kimseyle el sıkışmıyoruz mümkün olduğu kadar. Mesela dışarıda yemek yiyor musunuz? Çoğunlukla derken şu pandemi döneminden yani fazla da yemiyorum yani. Yok, yemiyorum yani. İşte yediğim oldu yani. Yemedim yani, yalan olur yemedim desem ama oluyor yani. Çok nadir yani ama. Peki. Öyle söyleyeyim size. Her şey olsa da her gün 24 kişi can veriyor. Yani bunu görmemek kör olmak demektir yani. Rağbete kapalı burası. Bayağı bir herkes hiçbir şey olmamış gibi, sadece bir maske takıp sokağa çıkmak değil. Ya dikkat edecek, mesafe önlenecek, ne bileyim ben yani. Gerçekten korkuyoruz. Hele çoluk çocuğumuz için daha çok korkuyoruz. Ben kendi önlemimi alıyorum. Yani bunun ciddiyetini bildiğim için. Ama maalesef bunun ciddiyetini almayan çok kişi var. Mesela dışarıda yemek yiyor musunuz? Yok, yememek için mücadele veriyorum yani. Evimde yiyorum. Kendimi hala karantinada tutuyorum yani. Rehavete kapıldık mı? Hayır, kapılmadık. Kapılmadık. Halen önlemler sıkı devam ediyor mu? İdare eder. Sen, ben, o uyuyacak. O uyumadıktan sonra o istediği kadar konuşsun. Peki o uyuyor mu, uyumuyor mu? Kim uyuyor mu? Vatandaş mı? Vatandaş pek zor uyuyor ya. Zor uyuyor, takmıyor yani. Diyor ki ne takacağım, ben inanmıyorum diyor. Yani cesaretli bir milletiz. Böyle basit şeylere inanmıyoruz. Nasıl basit şey? Koronavirüsle ona nerede? Ona göre basit. Gözden görünmüyor, mikrop yok, bir şey yok. Canlı olan bir şey değil. Yani nereden gel? Ben gencim diyor. Bana bir şey olmaz diyor. Hani kendini öyle avutuyor yani aslında. Siz? Efendim? Siz? Aynen, ben de öyle. Hadi ben artık ev hanımıyım. Ama çalışan kesim için, çocuklarım için, eşim dostum için çok endişe ediyorum. Çünkü mesela ben çıkmayayım evden, çocuklarım çalışıyor. Onlar eve geliyorlar. Ne değişiyor ki? Evde astımlı da var, bronşitli de var, yüksek hastalığı olanlar da var. Sıfır kontrol ama Sağlık Bakanı'ndan değil. Bence işte aslında ona da kızıyorum tabii. Neden o zaman çıkıp da hayır demeyi beceremiyor? İstanbul Barosu Başkanı gibi dik duramıyor. Ona da sinirleniyorum. İstifa mekanizması çalışmıyor. Liyakat yok. Hiçbir şey yok yani. Öyle Allah'a emanet gidiyoruz işte. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Yani idealize edilmiş insan eğitilmemiş. Eğitimi yani yönetme işini, bu tür bilgileri toplama işini başkalarına devretmiş kişi olarak tanımlanır. Dolayısıyla bu tür durumlarda suçlanacak kişi vatandaş değildir. Ben rehavete kapılmış olabilirim. Ama bana bu rehaveti yaratacak atmosferi oluşturan kişileri değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu durumun suçlusu ben değilim yani, onu söyleyeyim. Bak, gençler kendilerini daha large bırakıyorlar. Mesela asker uğurlaması, düğün, alkışlar, sarılmalar falan. Biz yaşlılar daha temkinliyiz. Dışarıda yemek yiyor musunuz? Siz kendinize hala... Yemiyorum. Dışarıda yemek yemiyorum. Eskiden öğle yemeğini dışarıda yiyebilirdim ama yemiyorum. Yememeye bakıyorum. Şu an mesela simit yedim ama yani yememeye dikkat ediyorum. Kimi açık geziyor, kimi kapalı yerde hep açık geziyor. Yani cezalar var, cezalar da caydırıcı da değil. Yani 900 lira sizce caydırıcı değil mi? Değil herhalde ki yani, millet şeysiz geziyor. Hatta onların parası çok onda. Milleti görüyorsunuz zaten, çok kişide maske yok. Ancak polisi gören, ben kendim de takmadım, sizi gördüm, tuttum hemen taktım. Çünkü hani hava sıcak, insanlar bulanıma giriyor. Hani binde bir işte maske takayım da ne olacak ya? Şu an taktım, maske bile işe yaramıyor. Sadece polis ceza kesmesin diye takıyoruz yani. İşin açıkçası o yani. Yani desen çok sağlıklı bir maske mi? Sağlıklı değil yani. Bana göre biraz araştırdım, bu maskenin sadece, yani bence sadece bu maske tozda takılmalı, hani toz gelmesin diye, ama yoksa normal her şey geliyor. Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Tamam. İki çocuğum cezaevinde av vuracak diye kapıyı açacak kimse bana yok. Onu soracaktım. Vallahi, neden teşekkür ediyorsunuz? Vallahi bilmiyorum ki, bayıltırıcı tabancalar var ya, onlardan iki tane yakalandı, bırakmadı onları. Yani onların zaten dengesinden de çocuk şeydir, psikolojikleri. 14 kadar amalet ettirdim onu. O gün telefon açtım, dediler ki söyleyeceğiz diye. Bir şey söylemediler. Çocuklarımı bırakmadılar. Tek başıma çalışıyorum ha. Ne haldeyim? Tek başıma. Hiç kimsem yok. Kirayı veremiyorum. Erdoğan'a teşekkür ediyorsun değil mi? Aynen doğrudur. 510'a gönderiyorum, 510'a. Neyine ediyorsun? Söyler misin? Bilmiyorum da işte, ne yapacağım? Böyleyim. Ay, niye teşekkür ediyorsun? Anlamıyorum ki. Ne yapacağım?
Ben emrimde bir şey yok ki, ben biraz zaten çalışamıyorum. Çıkarıyorlardı dedim, idare edin. Kimsem yok bana bakacak. Hayır, anladım da Erdoğan'a niye teşekkür ediyorsun onu diyorum. Vallahi. Yani seni bu hale getirdiği için teşekkür ediyorsun. Vallahi ne güzel. Ne yapacağım? Ya. Yani bravo. Bırakmışlar. Adamlar niye o nedir Alatin Çakıcı diye niye bıraktılar o zaman onu? Ha. Bunu iki tane bayıltırdığı zaman çocuklar çopa attı. Kim bıraktı? Ya, kim bıraktı? Yok dengesinden çocuk. Kim bıraktı? Kim? Valla ben sen kafaskayı takıyorsun zaten dipten duymuyorum onu. Kim bıraktı diyorum? Kim bıraktı? Çocukları mı? Evet. Zaten kendileri sokaktaydı. Ne kadar getiriyorduk gidiyordu. Tam adamını bulmuşsunuz Allah aşkına ya. Ha.